Kıymetli takipçiler, sevgili renktaşlarım, Kadıköy Sokağı'nın müdavimleri, golvar.com'un ve Kayseri Özel Ümü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan bu güzel videomuza hoş geldiniz. İnşallah yakın zamanda golvar.com'la anlaşıp siz değerli kardeşlerime ilk derbi öncesinde forma çekilişi yaptırmak istiyorum ama muhtemelen üyelere özel yapacaklar. Arkadaşlar 15 lira verip üye olabilirsiniz bir aylığına. Zaten hani bugün 5 Ekim'deyiz. 5 Ekim'de 15 lira yatırdınız. 5 Kasım'a kadar üyesiniz. Tavsiye ederim arkadaşlar. En azından eğlence olur sizler için. Bir deneyin derim. Fenerbahçe Beko galibiyetle başladı. Fenerbahçe Beko Türk Hava Yolları Eurolig'in yeni sezonunun ilk hafta maçında kimi yendi? Olympiakos'u. Geçen sene hem futbolda hem basketbolda yenildiğimiz Olympiakos'u 82-71 mağlup etti ve sezona galibiyetle başladı. Ancak üzüntülü bir haber var. Fenerbahçe Beko'da şok sakatlık arkadaşlar. Yani henüz ilk çeyrekte korkutucu bir sakatlık yaşandı. Maalesef ve maalesef. Scottie Wilbeck'in ilk çeyreğin sonunda şuta kalktığı pozisyonda sağ dizinden sakatlandı. Takım arkadaşlarının yardımıyla soyunma odasına gitti. 2022-23 sezonunda da dizinden 2 kez sakatlık geçirmiş. Toplamda 3 ay kaçırmıştı. İnşallah bu sefer aynısı olmaz diyeceğim. Yani sadece bir temennide bulunuyorum. Ama tabii ki de galibiyet güzeldi. Galibiyete dair birçok kişi salondaydı. Jose Mourinho, Becao falan salondaydı. Bu da sevindirdi. En azından arkadaşlar neyi sevindirdi? En azından Fenerbahçe'de hani Mourinho tartışılıyordu. Gidecekti, gitmeyecekti, şöyleydi, böyleydi falan filan diye. Yani durum bu. Şimdi ben birkaç bir şey daha söyleyeyim. Mesela Fenerbahçe 1 puan aldı. 1 puan almayı becerdi. Ama bazı şeyler var. Mesela İlker Yağcıoğlu futbolcular bunu sevmiyor falan filan diyor da ya Fenerbahçe hani Fenerbahçe futbolcuları defansif oyunu sevmiyorlar. Onu söylüyor İlker Yağcıoğlu. Fakat bunları geçin ya. Ya Fenerbahçe futbolcuları onu seviyor, bunu seviyor. Arkadaş herkesin bir yoğurt yiyişi var. Ben dün Twitter'da sohbet odası açtım. Orada İsmail Kartal'ı değerlendirdim. Arka arkaya maçlar var. Yani arka arkaya maçlar. Mesela çıkıyor deplasmanda Sivas'ta berabere kalıyor. Sonra Konya ile berabere kalıyor arada. Beşiktaş'ı şey yapıyor. Neydi onun adı? Beşiktaş'ı 2-1 yeniyoruz ama o Al-Musrati miydi? Orta sahada. Onun manyaklığına yediği kırmızı karta yenebiliyorsun. O olmasa belki sahanda puan kaybedeceksin. Hani arka arkaya 3 maç kaybedip şöyle böyle diyeceksin. İsmail Kartal'la ikinci dönem Szymański oyundan düşüyor. Ama şimdi diyoruz ki ya işte Jose Mourinho da şöyle böyle. Ben şunu söyleyeyim. Geçen senenin ilk devresindeki İsmail Kartal'ı ben dünyadaki hiçbir teknik direktörü değişmem. Bak Guardiola'ya falan değişmem. Ciddi söylüyorum. Çünkü hırs vardı, azim vardı, baskı vardı, pres vardı, rakip analizi vardı. Ta ki Trabzonspor maçına kadar. Trabzonspor maçında da yenildik. Sonra Adana Demir beraberliği. Zaten o iki maçta da 6 puan alsaydık. Fred'in olmadığı iki maçta. Hani rakip kollansa da şampiyonluğa depar atardın. O ayrı mesele de. Biz yanalım oraya yanalım. Onun dışında mesela şimdi bakıyorsun Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın rakipleri var. Beşiktaş Lyon deplasmanına gidecek Avrupa Ligi'nde. Fenerbahçe Manchester United'dan oynayacak Avrupa Ligi'nde. Ya böyle de bir ballı bir rakibim var. Adamlar gidip en şeyini çekiyorlar. Ama gel gör ki Jose Mourinho tartışmaların odağında. Herkes Jose Mourinho'yu tartışıyor. Şimdi Semih Şentürk'ün acımasız, insafsız eleştirilerini gördüm. Yani Semih Şentürk Jose Mourinho'ya oynattığı futbola dair çok enteresan şeyler söylemiş Twente maçının ardından. Demiş ki izlediğim en kötü Fenerbahçe'ye doğru gidiyor. Bu sefer ilk 20 dakikaya iyi başlıyorsun. Pozisyonlar buluyorsun, atamıyorsun ve sonra tekrar geri çekiliyorsun demiş. Büyük takım gibi oynamıyor Fenerbahçe. Gördüğümü söylemek zorundayım. Fenerbahçe'ye acil ara gelmesi lazım. Zaten bu maçla birlikte araya girdi. Hafta sonu bay. Duyduğum kadarıyla Mourinho kısa bir izin vermiş 2 gün gibi. Yani artık etki göstermesi gerektiğini söylüyor. Ben dahil bütün Fenerbahçeliler Mourinho etkisini bekliyoruz demiş. Şimdi gömmüş mü, övmüş mü size bırakıyorum. En-Nesyri eleştirisi gelmiş. Onu da konuşayım. Yani Yusuf En-Nesyri'ye dair açıklamalarda bulunuyor. Diyor ki En-Nesyri'ye geliyorum. Guiza yandırıyor ama bugünden sonra Guiza ön plana çıktı. Buna 20 milyon euro verdiysek biz yanlış zamanda oynamışız. Biz 40-50 milyon euro ederdik diyor. Sevgili Semih Şentürk, sen Fenerbahçe'den niye gönderildin? Hatırlıyor musun? Ben hatırlıyorum. Ben seni Fenerbahçe'den niye gönderildiğini hatırlıyorum. Ben kısa bir şey söyleyeyim. Şimdi Semih Şentürk'e dair bir şey belirteyim. Hani Fenerbahçe'yi eleştirmek ciddi para getiriyor. Benim şu anda bu kanal 75.100'lerde, 75.200'lerde sürünmesinin sebebi ben Fenerbahçe'yi eleştirmiyorum. Doğru gördüğümü söylüyorum. Ümit Özat. Mourinho'nun kariyeri son 10 yılda düşüşteymiş. Manchester United'la Avrupa Ligi kupası. Roma ile Konferans Ligi kupası. Roma ile Avrupa Ligi finali. Düşüşe bak diyor. Ya arkadaş. Biz aldığımız her şeyden anında dönüt bekliyoruz. Şimdi elimde bir PlayStation kolu var. Şarjının bittiğini düşünün. Aşağı yukarı bunu ne kadar şarja takarsınız? Hani PlayStation'ın kendi sistemine taksan 4-5 saatte şarj oluyor. Şimdi 4-5 saat şarj oluyor. Işığı yanıp yanıp söner bunu. Bir parlar, söner, parlar, söner. Bu şarj olur. Sen bu şarj olurken ya arkadaş PlayStation'da ne kadar saçma bir şeymiş. Kol niye şarj oluyor ki? Bluetooth'tan şarj olsun dersen millet seninle alay eder. Ya biz yıllarca Avrupa maçlarına çıktık. Semih Şentürk sen de oynadın bu maçları. Biz Chelsea'yi burada 2-1 yendiğimizde anasını ağlattık Chelsea'nin. Anasını ağlattık, kız kardeşine de halay çektik. Biz deplasmanda Chelsea'ye yenildiğimizde de yine anasını ağlatmak üzereydik. Biz atamadık. Top döndü, Chelsea attı. Şimdi sen diyebilir misin? Biz eşekliğimize yenildik. Çok kötü oynadık. Şöyle yaptık, böyle. Diyemezsin. Dersin ki arkadaş biz atsaydık turu geçtiydik dersin. Bizim bir Milan maçımız var. Hep bu maçı örnek veriyorum. 3-1 kaybettiğimiz. İnternetten araştırın bakın. Dersin ki lan Fenerbahçe tek kale oynamış. Milan nasıl 3-1 yenmiş? Aklımı almıyor dersin. Alex'in penaltıdan falan gol attığı maç. Avrupa takımları Avrupa takımı gibi oynar. Topun kontrolünü istedikleri zaman ele geçirirler. Onun dışında seni yorarlar. Senin açığını ararlar. Sen pozisyona girerken falan açık verirsin. Çünkü kendine çok güvenir. Savunmasına güvenir. Ne yaptığını bildiğinden emindir. Senin açığını yakaladığında tepene çöker. Fakat bu 30 günde olmaz. 3 ayda da olmaz. Belki 5 ayda da olmaz. Ama bu yakalandıktan sonra kültür oluşur. Benim gençliğimde ben hatırlıyorum Ajax'ın A takımı da, U19 takımı da, U7 takımı da aradaki bütün takımlarda aynı sistem, aynı taktikte oynamak zorundaydı. Ajax'ın A takımı 3-5-2 mi oynuyor? Hepsi 3-5-2 oynamak zorundaydı. Ajax'ın A takımı 4-4-2 mi oynuyor? Hepsi 4-4-2 oynamak zorundaydı ve Ajax bir sistem takımıydı. Şimdi köy takımı muamelesi yapıyorlar da değil. Adamlar o sistemi kurdu. Belki 1-2 sene çalkantı yaşarlar sonra tekrar toparlarlar. Fenerbahçe'de Mourinho sistem takımı üretme peşinde. Evet katılıyorum. Kötü oynuyoruz. Size göre. Size göre kötü oynuyoruz. Hocam sana göre çok mu iyi oynuyoruz ya? Allah'ını seversen. Sen futboldan çok anlıyorsun. Ben iyi oynuyoruz demiyorum ki. Ben bir plan dahilinde hareket ediyoruz diyorum. Bakın bana göre takımda iyiye giden hiçbir futbolcu yok. Tadic ve Dzeko çok iyi. Livakovic çok iyi. Bak üçü çok iyi. Bana sorarsanız Becao da çok iyi. Geçen seneki Becao'ya göre çok çok gelişme var. 4. Bana sorarsanız. Amrabat cuk oturdu. Allah nazardan, sakatlıktan, yorgunluktan, hatadan korusun. İnşallah böyle devam eder. 5. Bak 5. O sahi sakatlıktan nasıl dönecek bilmiyorum. En son döndü kırmızı kart yedi. Ben iddia ediyorum Twente maçında o kırmızıyı yemiş olmasaydı, Twente maçında o sahayı oynatabilseydik biz bu Twente'den kesinlikle 3 puan alırdık. O da ayrı mesele. Mert Müldür ağzını ayırıp böyle kafa vuruyor. Gol oldu. Ne güzel vurdu. Kramponun rengi ne güzelmiş. Nereden aldı acaba? Parfümü de güzelmiş. Ne kokuyor acaba? Avondan mı aldı falan yapıyor. Lan izleme bu savunma oyuncusun. Mesela Ferdi Kadıoğlu gitmemiş olsaydı, Oosterwolde yerine Ferdi oynasaydı biz Twente'yi 4'lerdik. Şansı, Mourinho'nun şansı ne biliyor musunuz? Koku şansıyla aynı. Koku, Giuliano'ya güvendi. Josef'e güvendi. Fernando'ya güvendi. Bunlar dedi üçlü yapar. Her rakibe gömeriz dedi. Üçlü birden satıldı. Fenerbahçe'de en son satılsın dediğimiz ilk 3 kursak Fred, Ferdi. Üçüncüye kimi koyardınız? Mesela 3'e kimi koyardınız? Düşünüyorum. Ferdi'yi 1'e koyardınız. Satılmasın. Ferdi 2. Bak Ferdi 1. Fred 2. 3'e kimi koyardınız? Hani kesinlikle gitmesin diye. Mesela Osayi'yi koyabilirdiniz. Oosterwolde'yi koyabilirdiniz. Hocam iyi stoper. Hani hücuma katkısı iyi. Geriden iyi oyun kuruyor falan. Başka şöyle düşünüyorum. İsmail Yüksek derdin mesela. 3 tane isim. İsmail Yüksek yine duruyor. İsmail'den daha iyisini getirdin. Mantıklı. Fred kötüye gidiyor. Ferdi gitmiş durumda. Bence bu sorun çözülecek. Fenerbahçe'de bu sorun çözülünce oyun düzelecek. Bakın Transfer Market piyasa değerlerini güncellemiş. Fenerbahçe'de bazı futbolcular artıya giderken bazıları eksiye gitmiş. En-Nesyri 20'den 22'ye çıkmış. Oosterwolde 13'ten 15'e çıkmış. İsmail Yüksek 12'den 14'e çıkmış. Bunların hepsi haklı. Oğuz Aydın 4.3'ten 5.5'a çıkmış ama böyle oynatmazsak düşüşe geçer. Mert Müldür 6'dan 7'ye çıkmış. Mert Müldür'e bugün 7 veren olsa herhalde Fenerbahçe taraftarı toplu birlik satalım der. Onu da belirteyim ama 14 yabancı kuralı var. Cengiz 14'ten 10'a düşmüş. Müthiş bir düşüş. 4 milyon euro kayıp. Fred 17'den 15'e düşmüş. 2 milyon euro kayıp. 6 milyon euroluk bir kayıp var ortada. Çağlar 10'dan 9'a düşmüş. 7. Bakın kayıba bakın. Osayi 8.5'tan 8'e düşmüş. 7.5. Tadic 3.5'tan 3.2'ye düşmüş. Yani bunlar artık çok düşük bedeller. Yani Tadic, Dzeko 2.7'den 2.5'a düşmüş. Yani 35-38 yaşlarındalar. Bunlar normal. Levent Mercan 3'ten 2.6'ya düşmüş. Ki oynamıyor. Daha da düşer. Kent 3.5'tan 2.7'ye düşmüş. Cenk Tosun 2'den 1.7'ye. Mert Hakan 1.3'ten 1.1'e düşmüş. Yani uzun lafın kısası Fenerbahçe transfer markında böyle gelişme var ama bir Galatasaray, bir Osimhen 25 milyon euro birden düşmüş. Geleceğine pişman olmuş. O da ayrı bir olay. Şimdi demem o ki kıymetli arkadaşlar, Fenerbahçe'de bir değişim olması lazım. Yağız Sabuncuoğlu ne dedi? Herkes devre arasında Medina'ya odaklanmış durumda. Mert Müldür bu şekilde devam ederse Fenerbahçe'den sağ bek hamlesi gelebilir. Bakın Mert Müldür yerine Fenerbahçe'den sağ bek hamlesi gelebilir. Ben başka bir şey daha söyleyeyim. Osayi Samuel eğer hani benim duyumlarım bu şekilde değil ama Osayi Samuel eğer sözleşme uzatma pazarlığı yüzünden sakatım diyorsa bir saniye tutmayın. Ama sonra da pişman olduk demeyin. Valla Medina Szymański'yi ben bugün kesebilsem Szymański'yi keserim. Fenerbahçe'ye şu anda en büyük zararı Szymański veriyor. Açıkça onu da söyleyeyim, yanlış anlamayın beni ya da yanlış anlayın, canını sağ olsun. Fenerbahçe son 4-5 maçtır 9 kişi oynuyor. Mert Müldür sahada yürüyor. Szymański sahada yürüyor. Israrla da bu ikisi oynatılıyor. Hadi Mert Müldür anladım, sağ bekte oynatacak adamın yok. Aslında ben var ya Twente maçında vallahi diyorum bak. Twente maçında ben ne bekledim biliyor musunuz? Size komik gelecek biliyorum. Farkındayım. Dalga geçiyorum zannedeceksiniz de. Tadic sol açık oynar dedim. Git gel yapar. Savunma katkısı yüksek bir isim. Sağ açıkta da dedim. Tamam bak sağ açıkta da Mert Müldür oynatır. Git gel yap en azından orta aç bir şey yap. Üçlü savunma çıkalım der. Orta sahada da Amrabat Fred çıkartayım der. Hücuma da bak Amrabat Fred. Hücumun arkasına belki der Szymański koyayım. Szymański koymasam da hücuma der. Bak hücuma. En-Nesyri'yi koyayım. Bir kanadına Cenk Tosun'u koyayım. Bir kanadına da İrfan Can Kahveci'yi koyayım. Hani 3-4-3 çıkayım der diye düşündüm. Böyle çıksaydı da farklı bir şey olurdu. Hani biz ne diyoruz ona? Mourinho bal. Yani Jose Mourinho Special One mısın? Görelim Special One'ını. Yani Oosterwolde'de düşüş var. Ama sürekli Oosterwolde oynuyor. Kostić monte edilince yükselir. Oğuz Aydın'ı doğru düzgün izleyemiyoruz. Mert Müldür iyice düşüşte. Yani bunlara çeki düzen vermesi lazım. Kendilerine. Oğuz Aydın'ın mesela Oğuz Aydın bana sorsanız Mert Müldür'den daha iyi sağ bek oynar derim. Ama bu da futbolcuyu iyice kaybetmek demek. Cengiz mesela kendine gelmesi lazım. Fred kendine gelmesi lazım. Çağlar sakattı. Hadi onu anladık. Hocam Becao, Dzeko. 3. stoperi Samet mi yapacaktı? Yani bu üçlü savunmadan çıkılmaz hocam. Ya Samet de futbolcuysa kadroda yapacak bir şey yok. Neyse demem o ki bir an önce bizim toparlamamız lazım. Milli takım kadrosu açıklandı. Komik, tuhaf, enteresan bir milli takım. Hayatımda gördüğüm en tuhaf milli takım kadrosu. Niye? Uluslar Ligi'nde Karadağ, İzlanda maçları var. 11 Ekim'de Samsun'da Karadağ, 14 Ekim'de İzlanda ile maç var. Müthiş. Vallahi müthiş, billahi müthiş. Niye biliyor musunuz? Bir daha söylüyorum tarihleri. Tarih müthiş. 11-14 Ekim. Yani 11 Ekim Cuma günü, 14 Ekim Pazartesi günü. E hocam bunun neresi müthiş? Fenerbahçe'nin ilk resmi maçı 20'sinde arkadaşlar. 14'ünde oynayan futbolcuların hepsi dönecekler. 14'ünde oynayan futbolcular dönecek. 6 gün boyunca takım bir arada olacak. Daha doğrusu 5 gün boyunca diyelim. Hadi son günü sayma. Cumartesi günü çünkü takım hareket eder. 5 gün boyunca takım birlikte hareket edecek. Çok güzel oldu. Bak Fenerbahçe açısından çünkü 4 tane milli futbolcumuz var şimdilik. 27 kişilik aday kadroda kaleci yok Fenerbahçe'de. İyi tarafı bu. Ama mesela Galatasaray'ın Abdülkerim'i, Beşiktaş'ın Emirhan'ı, Trabzonspor'un Eren Elmalısı, Ferdi Kadıoğlu Brighton'dan, Merih Demiral Al Ahli'den, Mert Müldür ve Samet Akaydın Fenerbahçe'den, bir de Zeki Çelik Roma'dan. Ben burada Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ı ve Trabzonspor'u koyacağım. Trabzonspor'u da koymayayım dur. Nereye varacağımı anlayacaksınız. Orta sahada Atahan, Karazor, Stuttgart, Çalhanoğlu, Inter, İsmail Yüksek, Fenerbahçe, Kaan Ayhan, Galatasaray, Okay, Trabzon, Orkun Kökçü, Benfica. Trabzon'a çık. Fenerbahçe, Galatasaray'dan orta saha. Forvet, Ahmet Kutucu, Eyüpspor, Schalke'deyken Fenerbahçe'ye alın diye yalvardığım Ahmet. Sonra Başakşehir'de tutmayan Ahmet, Eyüpspor'da coşan Ahmet. Arda Güler, Real Madrid. Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Galatasaray. Bertu Getafe, İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe. Kenan Juventus, Kerem Aktürkoğlu, Benfica, Semih Kılıçsoy, Beşiktaş. Şimdi Cenk Özkaçar, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar, Ozan Kabak sakatlıktan nedeniyle yer almamış. Ahmet Kutucu 4 yıl aranın ardından gelmiş. 7 Ekim Pazartesi günü saat 12'de Riva'daki Hasan Doğan milli takımla kamp eğitim merkezinde toplanacak. Bakın takım 4'ünde izinliydi Fenerbahçe'de. 5'inde de izinli. 6'sında milliler yer alır muhtemelen çalışmada. Öyle giderler. En azından bir çalışma yapalım diye. Artık ortada inşallah sakatlanmazlar. 7'sinde de eğer toplanacaksa pazartesi günü, gerçi pazartesi saat 12'de toplanacağı için 7'sinde futbolcular gider. Ve 18.30'da ilk idman varmış. 10 Ekim Perşembe günü saat 11'de Karadağ maçı öncesinde resmi antrenmanının ardından 16'da Samsun'a gidecekmiş. TV8 Eksen platformundan yayınlanacakmış maç. Şimdi ben şunu söyleyeceğim. Milli takımlara bakın arkadaşlar. Şampiyonluk yolunda 3 tane takım var. Hangisi daha karlı, hangisi daha zararlı? Abdülkerim 1 Galatasaray, Kaan Ayhan 2 Galatasaray, Barış Alper, Yunus Akgün 4 toplam Galatasaray. Emirhan Beşiktaş'tan 1, Semih Kılıçsoy Beşiktaş'tan 2. Başka yok. Mert Müldür, Samet Akaydın Fenerbahçe'den 2, İsmail Yüksek 3, İrfan Can Kahveci 4. Yani 4 Fenerbahçe, 4 Galatasaray, 2 Beşiktaş oyuncusu var. Özür diliyorum, Beşiktaş'ta bir de kaleci var da. Hani kalecinin sakatlanma ihtimali çok düşük. O yüzden onu dahil etmedim. Mert Fenerbahçe'de Osayi iyileşince yedek kalacak belli. Samet de Fenerbahçe'nin yedek oyuncusu belli. Amrabat inşallah sakatlık olmasa İsmail de yedek kalacak belli. 3. İrfan Can da Fenerbahçe'de yedek kalacak. 4. Yani Tadic hep oynadığı için diyorum. İlk defa Fenerbahçe'den milli takıma giden futbolcular benim içim böyle cız ettirmiyor. Yani içim cız ettirmiyor. Abdülkerim Galatasaray'ın as oyuncusu. Emirhan as oyuncusu. Kaan Ayhan Galatasaray'ın as oyuncusu. Barış Alper kesinlikle as oyuncusu. Yunus Akgün de as oyuncu sayılır. Galatasaray'a ciddi bir yorgunluk, sakatlık olarak dönebilir. Semih Kılıçoğlu Beşiktaş'ta oynatmıyor. Yani demek istediğim olaylar silsilesi bunlar. Şimdi buradan sonra biraz fikirlerimi beyan edeceğim. Hocam Jose Mourinho'nun oynattığı futbolu beğenmiyorum. Ben bu futbola şampiyon olacağımıza inanmıyorum diyenler var. Haklısınız. Katılıyorum. Ekleme yapmıyorum. Doğrusunuz. Hak veriyorum size. Bu futbolla kesinlikle şampiyon olamayız. Ama bu futbolda bitiriciliğimiz artarsa şampiyon da oluruz. UEFA Kupası'nda kazanırız. Şimdi yakaladığımız pozisyonları gole çevirme oranımız 2 kat artarsa, size bütün samimiyetimle söylüyorum, oran 2 kat artarsa hem şampiyon oluruz, hem UEFA Avrupa Kupası'nı kazanırız, hem Türkiye Kupası'nı kazanırız. Sadece 2 kat artarsa. Galatasaray maçında 6 net pozisyon yakaladık. İlk 2 pozisyonu biz yakaladık. Birini atsaydık 1-0 öndesin, o golü yemezdin. 2 tane kaçır, 3.'yü at, 2-0 öndesin, maç Fenerbahçe'nin, gözümüz aydın. Twente maçında 3 dakikada 3 net pozisyon. Birini atsan öndesin. Twente töbe gol atamazdı belki. Ya da yüklendikçe sen kontradan ikinciyi bulurdun. Hayırlı olsun. Göztepe maçında 2-0 öndesin. Kaçırdıkların var. Kaçırdıklarını atsan 3'ü yakalasan maç bitti. 0 puan kaybı. Lille maçında 2 topun direkten döndü. Kaçırdıkların var. İlk Lille maçında Ferdi'nin 2 tane hatası var. Birincisinde rakip çalım atıp geçiyor. İkincisinde topu uzaklaştırmak yerine kaptırıyor. Oradan golü yiyoruz. 1-1 bitse o maç, biz yine Kadıköy'de turu geçerdik. O da ayrı mesele. Yani puan kayıplarında durum bu. Antalya maçında kaçırdıklarımız var. Öyle değil mi? Kasımpaşa maçında kaçırdıklarımız var. Rize maçını 5-0 kazandık. 3 tane penaltım verilmedi. Alanya'yı yendin, yine kaçırdıklarım var. Oyunun keyif vermesi için skorun keyif vermesi lazım. Dakika 10, Fenerbahçe 3-0 öne geçmiş diyelim. 10. dakikadan 45'e kadar pas yap, pas yap, pas yap. Böyle maymuna çevir rakibi. Oradan oraya dolansın, oradan oraya dolansın. Hiçbiriniz de keyif almıyorum ben bu oyundan demezsiniz. Çünkü niye? Skor 3-0. Hocam 3-0'dan da keyif almıyorsan yani sen neyden keyif alacaksın dersin. Skor. Skor çok önemli arkadaşlar. Skor çok önemli. Ve ben yine söylüyorum, Fenerbahçe'nin önceliği savunmayı toparlamaktı. Bakın bazı teknik direktörler şunu yaparlar. Önce bir yerden başlarlar. Misal savunmadan başlarlar. Sonra orta sahaya geçerler. Sonra forvete geçerler. Şimdi Fenerbahçe'nin son maçlarına baktığınız zaman nere düzelmiş? Twente ile 1-1, Antalyaspor 0-2. Union Saint-Gilloise'yi 2-1 yenmişiz ama kırmızı kart, penaltı, işte ofsayttan yediğimiz gol. Galatasaray'a 3-1 yenildik. Bence yol kazası. Kasımpaşa 0-2, Alanya 0-3, Rize 0-5, Göztepe 2-2. Lille 1-1. Daha doğrusu 1-0'dan 1-1. Adana Demir 1-0. Lugano maçında Mourinho baktı ki takım çok defansif. Defansif hatalar pardon. Çok fazla. Defansın üstüne düştü. Lille ilk maçında bireysel hatalar. Lille ikinci maçında yine bireysel hata. Göztepe maçı bireyselin de ötesinde aptallık. Rize'de gol yemedi Fener. Alanya'da gol yemedi Fener. Kasımpaşa'da gol yemedi Fener. Galatasaray maçında 1 milyon tane vursa bir tanesi gol olacak. Top gitti, gol oldu. 2-0'ın nasıl olduğunu kimse anlamadı. 3-0'ın nasıl olduğunu kimse anlamadı. Union Saint-Gilloise maçında 2-0 öndesin. O sahaya gitti. Kırmızı yedi. O kırmızı yemese 2-0 bitecek maç. Antalya 2-0 yendi. Twente 1-1. Twente maçında yediğimiz golün gerçekten de inanılmaz bir etkisi var. Ya tuhaflıklar silsilesi. Fenerbahçe bence savunmayı çözdü. Şimdi sıra orta sahaya geldi. Szymański sorunu çözmek için, başka sorunları çözmek için artık Fenerbahçe'nin önünde 16 günlük bir, 15 günlük bir ara var. Takımımız 2 gün izinli. Bugün de izinli diyebiliyorum. Yarın top başı yapacak takım. Yarın şöyle milliler de dahil iyi bir idman yapsak çok güzel olur. En azından taktik değiştiyse yeni taktik verilir. Sonrasında da hep birlikte bakarız. Akabinde arkasında değişik şeyler de yaşayabiliriz, yapabiliriz. Bu arada Ahmet Ercanlar, Rasim Ozan Kütahyalı, Lüye TV'deymiş sporun dibinde. Haftada 3 gün pazartesi, çarşamba, cuma diyor. Beni transfer etmedi arkadaşlar. Levent abiden transfer teklifi bekliyoruz. Belli olmaz bu işler. Ama Fenerbahçe için dediğim gibi durum bu. En-Nesyri için de şunu söyleyeyim. Biz 9 kişi oynamasak En-Nesyri'nin golcü kimliğini göreceksiniz. Yani Szymański ve Mert Müldür 3-4 maçtır yoklar. Osayi döndüğünde, Szymański belki de kendine geldiğinde Biz Samsun'a belki patlama yapacağız. Belki Manchester'a patlama yapacağız. Belki Bodrum'a patlama yapacağız. Sonra da diyeceksiniz ki bak Ara çok iyi geldi. Gelmeyecek. Ara çok iyi gelmeyecek. Samsun, United, Bodrum, Trabzon, AZ Alkmaar, Sivas, milli ara. Vallahi bak 6 maç oynayacağız tekrar milli ara. Bakın 2 günde bir 3 günde bir maç oynamamıza rağmen tekrar milli ara. Kayseri, Prag, Gaziantep, Beşiktaş, Atletico Bilbao, Başakşehir, Eyüp, milli ara. Ciddi söylüyorum ya. 7. maçta milli ara. 6 maç milli ara. 7. maçta milli ara. İşte ben niye Galatasaray'ın millilerini, Beşiktaş'ın millilerini konuştum? Şimdi anlayın. Bu milli ara Galatasaray'a, Beşiktaş'a negatif olarak dönecek. Fenerbahçe bugün kötü oyunda iyiye dönüşeceği zaman elbette pozitife çıkacak. Ama Galatasaray, Beşiktaş bugün maksimumlarını oynuyor. Onlarda da aksine düşüş yaşanacak. Belki sakatlık yaşanacak. Belki yorgunluk yaşanacak. Ondan sonrasında siz göreceksiniz arkadaşlar. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, her türlü desteğinizi kattığınız için teşekkürlerimi sunuyorum. Ben devre arasında Fenerbahçe'nin transferine dair size bir şey söyleyeyim. Sağ bek bakıyor muyuz? Bakıyoruz. 14 milyon euroluk bir sağ bek bakın. Yani aşağı yukarı 14 milyon euro transfer market verisi değişmediyse. Bu kadar söyleyeyim. Yaşı 27'lerde bir sağ bek bakın. Ciddi söylüyorum. Osayi Samuel'in gitme ihtimali var devre arasında. Bakın devre arasında Osayi gidebilir. Yerine 14 milyon euroluk ya da o civarda, belki de daha da artmıştır, İyi bir, yetenekli bir sağ bek bakın bir. İkincisi, Szymański 16 milyon euroya gitse okeyler misiniz? Ben okeylerim. Szymański gitse, Tadic gelse kabul eder misiniz? Bu soruyu özellikle soruyorum. Üstüne basa basa ısrarla soruyorum. Yani devre arasında Tadic artı sağ bek gelse, Osayi artı Szymański gitse, Osayi 12'ye gitse, Szymański 16'ya gitse 28 milyon euro. Gelecek sağ bek belki de son senesindedir ya da 6'ya falan çıkış maddesi vardır. Talisca'yı da yıllık ücretini siz verin, biz karışmıyoruz deseler, yıllık ücretini 5 milyon euroya falan anlaşsak, 3 yıllık 5'te imza parası versek, böyle bir takası kabul eder misiniz? Özellikle soruyorum. Ben ederim. Ve Fenerbahçe böyle bir takası yaptıktan sonra çok değişik bir hüviyete binir. Ama hocam 3 tane Szymański olsa oynatırım diyor. İsmail Kartal'ın ilk dönemindeki o coşan Szymański'den 3 tane değil 33 tane olsa 33'ünü de oynatırım. İsmail Kartal'ın ikinci dönemiyle birlikte, yani Fenerbahçe'nin özellikle Mart ayından sonraki dönemi, özellikle Nisan ayı. Yani orada Nisan ayında Olympiakos maçları, Sivas, Konya maçı falan var. Orada bir rezalet bir dönem var. Oradan itibaren Szymański'deki düşüş gözde görülür bir düşüş. Hani Mourinho sebep olmadı Szymański'ye. Mourinho'yu şu anda, Mourinho Szymański'yi hayata döndürmeye çalışıyor. Szymański o döneme dönerse 16 etmez. 50 falan eder. Açık söyleyeyim, 50 falan eder o döneme dönerse. Ama o döneme döneceğini zannetmiyorum. İnşallah yanılırım. İnşallah rezil olurum. İnşallah beni de rezil eder, perişan eder. İrfan Can Kahveci o döneme dönmez. İrfan Can'ı bugün 8'e 9'a istesinler satarım. Artık İrfan Can Kahveci error. Cengiz Ünder bugün Cengiz'e 8-9 versinler satar mısınız? Satarım. Çünkü bitti artık. Eski Cengiz'i bulamayız. Elimizde de patladı. Ne kopardık o kar. Milli aralarda belki düzelir hocam. 20 günlük ara var, kendine gelebilir. Maç ritmiyle gelebilir. Milli arada 2 tane hazırlık maçı yaparsın. Cengiz kendine gelir. Resmi maçta oynatırsın. Tutar. Devam eder. Yoksa başka türlü ondan da bir şey beklemeyin. Oğuz Aydın, Cengiz Ünder. Bak daha biz Oğuz'dan bir şey görmedik. Cengiz'den görmedik. Levent'ten görmedik. Daha bir Samet Akaydın'ı izlemedik. Bartu Elmaz'ı izlemedik doğru. Bak Lille maçında Bartu falan oynuyor ha. Biz o şekilde elendik. Bunları da es geçmeyin. İnşallah arkadaşlar Fenerbahçe'ye artı yöne gider. Bizler de izleriz ama dediğim gibi 6 maç oynayıp milli ara. 7 maç oynayıp milli ara. Bu bizi perişan edecek gibi de sonumuz hayır olsun. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşmek üzere.